Şunu yapan cennete girmez ifadesi geçen hadis-i şerifleri nasıl anlamak gerekir? Burada bir misal verelim. Cimri çok ibadet etse de cennete girmez. Cömert çok günah işlese de cehenneme girmez hadis-i şerifi var. Alimlerimiz bu hadis-i şerifi şöyle açıklıyorlar. Cömertin imanı yoksa ebedi olarak cehennemde kalır. İmanı varsa, sevapları fazla ise cennete girer. Cimri cennete girmez demek, hiç girmez demek değildir. Cimri günahının cezasını çekmedikçe cennete giremez demektir. Hatta sevabı günahından çok ise cehenneme girmeden de cennete girer. Affa ve şefaate kavuşarak da cennete girebilir. Şu halde cennete girmez demek, günahının cezasını çekmeden veya şefaate kavuşmadan cennete giremez demektir. Yetim malı yiyen cennete giremez hadis-i şerifi de böyledir. Cezasını çekmeden cennete giremez demektir. Yoksa hiç girmez demek değildir. Bir müminin günahı sevabından çok ise, affa ve şefaate de uğramamışsa, günahın cezasını çektikten sonra cennete gider. İmanı olmayan kimsenin ise ne yaparsa yapsın hiçbir iyiliği onu cehennemden kurtaramaz. Binaenaleyh kafirler cehennemde ebedi, müminler de cennette ebedi kalacaklardır. Müminler cehennemde ebedi kalmazlar. Günahının cezasını çektikten sonra neticede imanını yüz su hürmetine cennete giderler.